Selamun Aleyküm dostlar, hoş geldiniz. Son haberleri sizlere aktaracağız. İlk başta kardeş ülke Azerbaycan ile ilgili gelişmelere bakalım. Ermenistan Terör Devleti'nin savunma bakanlığı ilk kez bir harita yayınladı. Daha fazla gizleyemediler gerçi ama yine de bir sahtecilik yaptıklarını görüyoruz. Kuzey ve Güney cephesinde kırmızı boyada biraz cimri davranmışlar. Yine İran, Fars, Molla rejimi Azerbaycan ordusunun zaferlerinden korkmuştur. Bugün İran rejimi Azerbaycan sınırına askeri teçhizatlar, tank, top ve benzeri göndermektedir. Yol Merent Julfa yolu şeklinde 27 yıldır İran'da yaşayan Elyar Türkiye'den de bir paylaşım gelmiş. Ermenistan'dan Rusya'ya, Rusya'dan da Ermenistan'a çok sayıda kargo seferleri yapılmaya başlandı. Rusya, Libya'da darbeci Hafter'e paralı asker taşımakta kullandığı Kazakistan ve Kırgızistan'a ait uçuş lisansları iptal edilen firmalar aracılığıyla Ermenistan'a dev kargo uçakları ile envanter yollamaya devam ediyor havacılık radar izleme sitesinden kontrol ettiğinizde gerçekten de bu uçuşların yapıldığını sizde görebilirsiniz. Ermenistan Savunma Bakanlığı gece saatlerinde bir açıklama yaptı. Ona bakalım. Azerbaycan'da cephede Azerbaycan ordusu mensuplarının şaşırtma amaçlı Ermenistan ordusu üniforması giydiklerini iddia ettiler. Ermenistan'ın bu açıklamayı Ermeni askerlerinin işledikleri savaş suçlarını gizlemek için yaptığını söyleyebiliriz. Bununla ilgili paylaşılan haberi de görüyorsunuz. Sağdan biraz bilgi aktaralım. Azerbaycan ordusu bugün itibariyle yeşil ile belirlenen sınırları tam olarak kontrol ediyor. Beyaz ile çizilen sınırlarda ise Azerbaycan ordusu birlikleri daha önce görülmüş ve operasyonların hala devam ettiği aktarılıyor. Bir diğer gelişmede ise Azerbaycan'da Laçin koridoru için yoğun çatışmalar yaşanıyor. Ermenistan sivil milisleri ve yedek askerleri de bölgeye sevk etti. Zaten bölgede PKK'lıların olduğunu da biliyoruz. Yerel kaynaklar Azerbaycan ordusunun Laçin merkeze 2 kilometre uzaklıkta olduğunu da aktarmış. Yine Ermenistan ordusu Dünkü çatışmalarda Kırmızı Pazar önlerindeki Zerdaneşen, tava şeker istikametinde yoğunluğunu arttırdığını açıkladı. Dolayısıyla çatışmaların gerisinde kalan Tu, Atakut, Adam, Aziz köyleri işgalden kurtarılmıştır. İlham Aliyev tarafından açıklanmasını bekliyoruz. Yine sözde başkent Stepanakert yani Han kendinden bir haber aktaralım. Han kendi şehrinde görüntülenen Ermenistan 2K11 kuruk orta menzilli hava savunma sistemini görüyorsunuz bizzat Ermenistan'a bağlı teröristler tarafından paylaşılmış Yine cephede kaybedeceğini anlayan terör devleti Ermenistan güvenlik birimleri aracılığıyla sahte numaralardan Azerbaycan vatandaşlarına mesaj yollamaya devam ediyor. Mesajlarda Azerbaycan halkının şehirleri terk etmeleri istendi. Ermenistan güvenlik birimlerinin ayrıca Rusya'nın ismini de kullanarak Azerbaycan-Rusya ilişkilerini hedef aldığı iddia edilmiş. Bilindiği gibi sadece tabii ki de Rusya'dan oraya kargo gitmiyor. Polonya'dan da sık sık kargolar gitmeye devam ediyor. Polonya'da bir kasabadan kalkan LY-MRN kodlu kargo uçağı Ermenistan'ın başkenti Erivan'a indi. Yani burada bir Haçlı ittifakından bahsedebiliriz. Yine işgal altındaki Azerbaycan şehri Şuşa'daki Molla Pena Vagip Türbesi'ndeki anıtta yer alan değerli taş ve renkli süslemelerin tamamen çalındığı ortaya çıktı. Azerbaycan tarafından yapılan açıklamada Paşinya sarayını çalınan taşlarla mı yaptın ifadeleri resmen kullanıldı. Yine Amerika Birleşik Devletleri'nin Bakü Büyükelçiliği vatandaşlarını dikkatli olmaya çağırdı ve terör saldırısı uyarısında bulundu. Elçiliğimiz Bakü'de ABD ve yabancı vatandaşlara karşı potansiyel terör saldırısı ve kaçırma olayları yaşanabileceğine dair güvenilir bilgileri ulaştı şeklinde bir açıklama yapıldı. Bilindiği gibi geçen günde ülkemiz adına bu tarz bir açıklama yapılmıştı. Amerika bölgeyi kaşımaya devam ediyor. Ülkemize döneceğiz ama Etiyopya'da önemli bir gelişme var. Etiyopya'da dün Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın Mısır'ın Etiyopya'nın Nil üzerinde inşa ettiği barajı havaya uçuracağı yorumunu savaşa teşvik olarak kınadı. Amerika Birleşik Devletleri Büyükelçisi bizzat Etiyopya Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı. Yine ABD Başkanı Donald Trump'ın Mısır'ı Etiyopya'ya saldırması için teşvik ettiği de duyuruldu. Trump'ın Nil Nehri üzerinde yapılacak tartışmalı bir barajı havaya uçurmasının anlaşılır ve meşru olabileceğini ima etmesinin ardından Nobel Barış Ödüllü Etiyopya'nın ilk Müslüman lideri Abi Ahmet, ülkesinin hiçbir saldırıya teslim olmayacağını, barajın hayata geçeceğini belirtti ki şunu söyleyelim arkadaşlar barajın bir kısmı doldurulmuş durumda. Kuveyt'e gidiyoruz. Kuveyt'te resmi bir otelin giriş zeminine Macron'un resmi yapıştırılarak insanların üzerine basarak geçmesi sağlandı. Yine Suriye'de de her yere Macron posterlerinin asıldığını görüyoruz. Ülkemize dönüyoruz. Çok sayıda gelişme var. 14 kışlada 2306 personel ve 628 aracın katılımıyla icra edilen Anadolu Vaşa 2020 tatbikatı NATO gözlemcilerinin nezaretinde tamamlandı. Bununla ilgili Milli Savunma Bakanlığı'nın sitesinde bir haber paylaşılmış. Yine çok yüksek hazırlık seviyeli müşterek görev kuvveti 2021 Tugayı olarak görevlendirilen 66. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı birliklerinin NATO Harbe Hazırlık Denetlemesi ve sertifikasyonun icra edildiği Anadolu Başa 2020 tatbikatına ait çok sayıda aracımızı içeren çeşitli görüntülerin de paylaşıldığını görüyoruz. Gerçekten gurur verici bu araçların yerli olduğunu da belirtelim. Yine deniz hava filomuzun Denizlerdeki etkinliğine önemli ölçüde katkı sağlayacak olan P72 uçaklarının Meltem 3 projesi kapsamında kabul test uçuşlarına devam ediliyor. Geçen günlerde de bununla ilgili bir radar görüntüsünü sizlere aktarmıştık. Oruç Reis hakkında bilgi verelim. Oruç Reis sismik araştırma gemimiz için yeni bir NATEX yayınlandı. Yeni çalışma alanı 4 Kasım'a kadar sürecek. Tam olarak gemimizin şu an nerede olduğunu ve yeni yapılacak çalışmanın nerede olacağını ekranda görüyorsunuz. Yine Türkiye tarafından daha doğrusu ülkemiz tarafından Pakistan'a ihraç edilen Milgem korvetlerinin üçüncüsü Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın da katılacağı törenle bugün Pakistan Karaci'de kıza konulacak. Tüm gelişmeleri sizlere aktardık dostlar. Yeni gelişmeler olduğunda aktarmaya devam edeceğiz. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.